Sayın Korkmaz, evet. Şeylere girmek istiyorum. Bakanlığımızın tarih İpek Yolu projesi kapsamında sizin bölgenizde iki tane han bulunuyor biliyorsunuz. Doğrudur. Ki. Akan ve Çardakan. Akan restorasyon yapıldı, onu biliyorum ama Çardakan kaderine terk edilmiş durumda. Yani buralar istenildiği gibi yapılsa, burada konaklayacak, yurt dışından gelecek misafirlerimiz için inanılmaz bir rant olacaktır ve bu bölge çok iyi tanıtılacaktır. Bu konularla ilgili çok yavaş işliyor. Yani zaten çoğu şey toplumda yavaş işliyor. Ama turizm girince daha da yavaş işliyor. Bunlar ne zaman iyileştirilecek, ne zaman hazırlanacak, ne zaman açılacak halka? Şimdi sizin de beyan ettiğiniz gibi işte bölgemizde iki tane han var. Selçuklu dönemi mimarisi bunlar. Çok önemli gerçekten. İşte Akan Kervansarayı Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapıldı. Restorasyonu da şu anda tamamlandı. Önümüzdeki günlerde turizmcilere ihalesi yapılacağını ya da yap işlet devret ya da, ama biraz yavaş ilerliyor. Yani şöyle tabii şimdi buralar tabii tescilli mekanlar olduğu için restorasyon projelerinin hazırlanması gerekiyor. Dolayısıyla yani hızlı bir gelişim restorasyon yapmak mümkün değil. Akan önümüzdeki günlerde turizme kazandırılacak 2011 yıl içerisinde, onu biliyoruz inşallah. Çardakan'da da projeleri anlamında restorasyon projelerinin tamamlandığını biliyoruz. Orada bir takım sorunlar vardı proje anlamında. O sorunlar da kurulda tartışıldı, aşıldı. Onu da önümüzdeki günlerde Akan gibi herhangi bir şey yok, ödenek sıkıntısı yok restorasyon anlamında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2011 yıl içerisinde onun bir ihaleye çıkacağını biliyoruz. İnşallah bu iki tarihi işte mekanın turizme kazandırılması çok önemlisinde bahsettiğiniz gibi.